Evet, sevgili Türk-Amerikan Ulusal Yönetim Komitesi takipçileri, her nereden takip ediyorsanız YouTube'dan, Twitter'dan, Instagram'dan, Zoom'dan veya web adresinden fark etmeksizin takip eden sevgili Türk-Amerikan Ulusal Yönetim Komitesi takipçileri. Bugün sıcak bir gelişmeyle birlikte sizlerle birlikteyiz. Burada bir canlı yayın gerçekleştireceğiz ki bazı konularla ilgili detayları daha iyi anlayabilmeniz ve üzerine yeni bilgiler öğrenebilmeniz için ben Akşam Gazetesi Beyaz Saray Şef Muhabiri Yavuz Atalay ve benimle birlikte burada Türk-Amerikan Ulusal Yönetim Komitesi Eş Başkanı Günay Evinç ve Başkan Yardımcısı İsrafil Demir var. Öncelikle her iki tarafa da hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Evet, bir yandan da görüntülerimiz akmaya devam ediyor. Bu görüntüler neyin görüntüleri? Onlardan bahsedelim biraz. Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri'ne bir yardım paketi daha göndermiş durumda ve göndermiş oldukları yardım paketi ABD'nin başkenti Washington DC'de askeri hava üssüne ulaşmış durumda ve yardım paketleri FDA tarafından yani Amerikalı federal yetkililer tarafından teslim alınıyor ve yarın zannediyorum veya yarından sonra en kısa sürede ihtiyaç sahibi eyaletlere bunlar dağıtılacak. Paketler içerisinde ne var? Onlardan biraz bahsedelim. Sonra her iki tarafa da soru sorup detayları almaya çalışacağız ve bundan sonra gelişmelerle ilgili bilgi almaya çalışacağız. Paketlerde ne var? El jeli var, yüz maskesi var, yüzün tamamını koruyan maskeler var ve doktorlar için evet çok önemli. Amerika'da siz de hatırlayacaksınız sosyal medyada ağlayan hemşireler, doktorlar vardı. Üzerimize giyecek ekipmanımız yok diye evet Türkiye Cumhuriyeti doktorların üzerlerine giyebileceği tulum da göndermiş durumda ve onların kendilerini koruyabilmesi ve işlerini başarılı bir şekilde yapabilmesi için hem ağız maskesi hem de yüzün tamamını koruyan, geçirgenliği engelleyen yüz maskesi göndermiş durumda ve o yardımlar şu an ABD'nin başkentine ulaştı ve yetkililer tarafından teslim alınıyor. Siz de zaten görüntülerde, yanındaki görüntülerde görüyor olacaksınız. Ben hemen Günay Evinç'e dönmek istiyorum. Türk-Amerikan Ulusal Yönetim Komitesi Eş Başkanı Günay Evinç. Öncelikle bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Siz bir Türk-Amerikalısınız. Öncelikle bu fotoğrafı nasıl yorumluyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Bu çok güzel bir fotoğraf. Hem küresel seviyede hem multilateral hani devletler arası seviyesinde Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiyi ne kadar güçlü olduğunu ve olabileceğini de vurguluyor. Biz bugün önemli bir gün olarak sayıyoruz. Çünkü Amerika'nın gerçekten ihtiyacı var yardıma ve Türkiye hazır ve o yardımı yapıyor. Dediğim gibi bu federal devlet ve Türkiye arasında, bu demek ki ulusal seviyede federal devlet bu malzemeleri alacak ve federal bir şekilde kullanacak. Tam demek değil ki eyaletlere yansıyabilecek bu yardım. Önemli şey eyaletler kendi başlarına bir şekilde de uğraşıyorlar bu pandemikle savaşmaya, halklarına ve vatandaşlarına yardım etmeye. Federal devlet tam yetişemiyor 50 eyalete. Ama zaten hani bu noktada Türkiye'nin devreye girmesinin nedeni de aslında bu. Yani eyaletlerin kendi başlarına yetemiyor oluşu ve Aynen. Türkiye'nin bu yardımları zannediyorum yarından itibaren en çok ihtiyaç duyan New York gibi eyaletlere dağıtılacak değil mi? Doğru anlamış olayım. Evet, federal programları dağıtacak. Federal devlet değişik eyaletlere, 50 tane eyalet var zaten, onlara yardım etmeye çalışıyor. Bu önemli bir katkı, çünkü kısıtlık var. Gördüğünüz gibi hastanelerde, gördüğünüz gibi test yapılan mekanlarda, doktorlar, hemşireler, ambulans sürücüleri, herkes perişan bir durumda. Bugün de sayımız 1 milyona yaklaşıyor, hastalık sayısı. Ölüm sayısı da 60 bin kişiye ulaşıyor ve korkunç bir durum. Diyebilirim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yardımı ayrıca, ben Washington DC'deyim, bu bölgedeyim. Ayrıca liderlere bilgisine geliyor. Türkiye sevenler var, Türkiye'yi destekleyen var. Ayrıca Türkiye'ye karşı veya Türkiye'yi hep yadırgayan veya
eleştiren Aslında onu da sormak istiyorum. Nasıl yansıdı Amerika'ya? Biliyoruz ki biz virüsten öncesine kadar Türkiye'nin müttefikliğini sorgulayan bir kesim, bir grup Amerikalı da vardı. Ancak şu gün görüyoruz ki Türkiye Amerika ile olan ilişkilerini Amerika'nın kendisine yapmış olduğu olumsuz kendisine karşı atmış olduğu olumsuz adımları bir kenara bırakarak böyle bir günde birleşme adımı atmış durumda. Bu en büyük örneği, bu yardım bunun en büyük örneği. Peki Amerika'ya nasıl yansıdı bu? Neler biliyorsunuz söyleyebilirsiniz? NATO Büyükelçisi, Amerika'nın NATO Büyükelçisi Hutchinson teşekkür etti. Ayrıca kongre üyelerine bu raporlar geliyor. Türkiye bir iyi gün dostu değil sadece, kötü günün dostudur. Bunu vurguluyor bu durum. Bakarsak Amerikan istihbarat birimleri Amerikan devletine Kasım ayında bildirdi, katastrofik olabilecek bu pandemik. Bu bilgiler ayrıca Kongre'nin ve Senato'nun istihbarat komitelerine de bildirildi Aralık ayında. Ama ne gördük? Aralık, Kasım ve Ekim'de Türkiye'ye karşı bir çok ciddi bir taarruz vardı Kongre'de. Bütün buna rağmen biz Nisan ayına geliyoruz ve biz diyoruz ki biz kötü günün dostuyuz sizin. Daha iyi anlaşabiliriz, daha iyi birbirimizi anlayabiliriz ve görünür kimdir iyi dost, kimdir doğru dost, kim değil. Ve onun için biz Türkiye'nin bu olgun ve insancıl davranışını bugün başladı. Kongre üyeleri, senatörler, medya görmeye, New York Times, Washington Post görmeye ve takdir etmeye biliyorum ki gelecek günlerde de takdir görecek. Türkiye'nin bu pandemikle uğraşması her açıdan, milli savunmadan tut şeye kadar, tıp sistemlerine kadar ve halkın disiplinli ve olgun bir şekilde evde kalmasına kadar Washington DC'deki en çok siyasetçiler tarafından okunan gazete dahil tarafından takdir gördü. Ve onun için diyorum ki bu bir gerçek bir yardım ve takdir edilen bir yardım ve bu çok iyi yansıyacak Türk-Amerikan ilişkilerinde, Kongre'de ve Senato'da ve think tanklerde, düşünce tank dediğimiz mekanlarda kimse bunu inkar edemez. Bu yardımın ne kadar çok ve iyi ve zamanlı olmasına ve ne kadar zor şartlarında bakarsak ilişkilerin ne kadar zor zamanlarını geçtiğinde geçen Ekim, Kasım ve Aralık aylarında buna rağmen herkese bir nasıl negatif düşünenlere gerçekten bir kapak oldu bu. Şöyle, siz girişte bir ifade kullanmıştınız. Demiştiniz ki sadece federal olarak değil, eyaletler de kendi başlarına mücadele ediyorlar. Bu anlamda eyaletler kendi başına mücadele ediyor, tamam. Ama bir yandan da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi de burada. Hem Amerikalı hem Amerikalı Türkleri de hem de Müslüman Amerikalılar da yalnız bırakmamaya gayret ediyor. Bu ikisini birleştirecek olursak Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirmesi'ne gelen talepler var mı? Veya işte sizden yardım isteyen kişi, kurum, kuruluşlar veya böyle bir şey olsa iyi olur diyenler oldu mu, var mı, olacak mı, bekliyor musunuz? Bugünkü olay gerçekten çoğaltacak o talep isteklerini ama bize Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'ne çok istek geliyor, yardım isteği geliyor. Öğrencilerden tut yaşlı insanlara kadar. İsrafil kardeşimiz New York ve New Jersey bölgesindeki yaptığımız müthiş yardımı anlatacak size. Ama bunu da söyleyeyim, eyaletler bazında Maryland eyaletinden Türkiye'ye bir yardım isteği geldi. Ben de Maryland valisinin Orta Doğu konuları komisyonunun siyasi atanmasıyım. Bir komisyon var orada yardım ediyorum. Bu bir gönüllü bir siyasi atanma. Ve bu konuda bu anda Maryland, Türkiye Cumhuriyeti ve Maryland'in
eyalet, kardeş eyaleti dediğim şey, il, Türkiye'deki il Kocaeli. Kocaeli Belediye Başkanlığı da çalışıyor bu konuda. Bakacağız nasıl bir yardım gelebilecek. Bu eyaletler arasında kardeşlik, ben kardeş şehirden bahsetmiyorum. Eyaletler ve iller arasındaki kardeşlik programı çok ciddi alınıyor. Bunun hem kültürel, hem insani, hem ekonomik boyutları var. Bu anda Maryland eyaletini muazzam bir yardım yapmıştır Güney Kore örneğin. Ve Maryland'in valisi Amerikan Ulusal Valiler Komisyonu'nun başkanı Larry Hogan. Çok önemli bir rol alıyor bütün Amerika'daki valiler arasında. Başkanlık yapıyor, onları yönlendirme veriyor. Ve her zaman yaptığı gibi Maryland bir takip edilen anahtar bir model olarak görünüyor eyaletler arasında ve şimdi inşallah bu Türkiye Kocaeli tarafından geliştirilebilecek Maryland'e yardım gerçekleşecek ve biliyorum ki başarılı bir şekilde tamamlanırsa o model başka eyaletler tarafından da başvurulacak. New Jersey, New York, Michigan, Florida, California o bile olabilir. Türkiye'ye başvuran kardeş il programı altında. Biz onun için hazırız. Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi olarak Maryland eyaletinin Dışişleri Bakanı'nın yardımıyla biz temasa geçeriz. New York, New Jersey eyaletleriyle ve orada da kardeş programlar kurarak o kardeş programın sayesinde yardımları da başvururuz. Halkımıza gelince, insanlarımıza her kişi çok önemli ve kişi bazında da yardım ediyoruz. İsafi kardeşim bunu anlatacak New York ve New Jersey ilgili ama Washington DC bölgesinde bireysel seviyede bile bu yardımı veriyoruz. Dün Genel Sekreterimiz Oya Hanım zavallı bir iki çocuklu tek olan bir anneye yardım verdik. Bu da yemek yardımları, gıda yardımları, sağlıklı bir paketler hazırlıyoruz, onları teslim ediyoruz. New York ve New Jersey'den sonra en çok odaklanacağımız bölge Washington DC bölgesi, o da Maryland, Virginia ve Washington. Ben New York ve New Jersey bölgesindeki çalışmalar için İsrafil Demir'e döneceğim ama onun öncesinde sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Böyle zor durumlarda nasıl herkes kendi evine kapılabiliyorsa yalnızlığa, her şehir, her köy ve her ülke ve bölge de kendi içine kapınabilir. Ne kadar evde kalmak ve korunmak önemliyse de bu hastalığı, bu pandemikin gene de küresel düşünceye ve yaklaşıma ve devletler arasındaki yardımlaşma programlarının negatif bir etki vermemeli. Biz hep vurgulamalıyız. Ciddi, acil durumlarda devletler birbirleriyle temasta olmalı ve yardımlaşmalı. Biz görüyoruz Avrupa Birliği resmen İtalya'yı ve İspanya'yı yok saydı. Bütün ülkeler kendilerinin arasında sınırları tekrar kurdular ve birbirlerine karşı bir sınır uygulaması yaptılar. Türkiye güzel bir şekilde bu ülkelere yardım etti. Türkiye her zaman vurguluyor. O birbirimizle her zaman temasta olmalıyız, birbirimize destek vermeliyiz. Bir dünya hepimiz için. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz şimdi İsrafil Demir'e dönelim. İsrafil Demir, Türk-Amerikan Ulusal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı ve bu komitenin New York, New Jersey bu bölgedeki eyaletlerdeki işlerini takip etmekle ve uygulandığını emin olmakla sorumlu. Evet, İsrafil Demir, neler söyleyeceksiniz? Virüsün başladığı günden Amerika'ya ciddi anlamda yansıdığı günden itibaren ABD Başkanı'nın rahat olun ifadesine çok da aldanmadan Amerikalılara ve Amerikalı Türklere, Müslüman Amerikalılara yardım etmeye başladınız. Bu çalışmalarınızda önceki durum nedir? Neler söyleyebilirsiniz?
Öncelikle şu tabloyu görünce, şu an ekranda devletimizin büyüklüğünü görünce önce bir göğsüm kabardı. Onu bir ifade etmekte fayda görüyorum. Yani bütün ülkelerin kapılarını kapatırken, ülkelerindeki sağlık malzemelerine el koyarken devletimiz dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri gönderiyor ve bunu cömert bir şekilde yapıyor. Hiçbir şekilde bir karşılık beklemeden ne kadar cömert bir ülke olduğumuzu, ne kadar insani yardımda ön planda olduğumuzu gösteriyor. Bu konuda en başta tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Devletimizin büyüklüğünü okyanuslar ötesinde Amerika'da da hissettirdiler bizlere. Allah razı olsun onlardan. Teşekkür ediyoruz. Biz Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi olarak yurt dışı Türkler ve akraba toplar başkanlığı ile beraber Amerika'da özellikle Doğu yakasında New York, New Jersey bölgeleri ağırlıklı olarak ihtiyaç sahibi olan başta öğrencilerimiz, aileler, Müslüman toplum, Amerikalıların özellikle African American dedikleri insanlara ciddi manada yardımlar yapmaya başladık. 3 haftada şu anda 800 aileye yardım ulaştırdık. Özellikle temel gıdalar, sağlık ve hijyen malzemelerini kendilerine gönderdik. Bu hafta Perşembe gününde 400 aileye daha da yardımda bulunacağız. An itibariyle 1200 aileye ve bir aileyi biz 4 kişi olarak hesapladık. Çarptığımızda 4800 kişiye yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki oldukça ciddi bir sayı. evet. Ve bunu Türk-Amerikan Ulusal Komite Yönlendirme Komitesi sadece bulunduğu bölge olan başkent Washington'da değil, aslında daha sonradan ayaklarını oturttuğu New York bölgesi, Kaliforniya bölgesi gibi çok zor, ulaşılması çok zor 50 eyaletten bahsediyoruz ve 50 eyaleti de bu anlamda destek vermeye gayret eden, Amerika'da inanılmaz network'ü olan bir komiteden bahsediyoruz. Ve bunu yönetmek ve uygulamak da oldukça zor bu kriz döneminde. Bu anlamda sizi tebrik etmek gerekiyor. Şöyle Teşekkür ederim. araya gireyim. Hiç bu paketlerin teslim edilmesi esnasında ilginç bir şeyler duydunuz mu? Çünkü gerçekten çok önemli bir şey bu. Yani Türk vatandaşlarının Amerika'da kendi derdine düşmeden, ki komşusunun da derdine düşmesi çok önemli bir şey. Bu Amerikalıların pek sık görebileceği komşuluk veya işte yardımseverlik değildir. Bunun karşısında aklınızda kalan ilginç bir enstantane oldu mu? Aslında şöyle, bizim her bölgede temsilcilerimiz var. Temsilcilerimiz o bölgedeki çalışmaları, saha çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. O bölgede ihtiyaç sahibi olan insanları belirliyorlar. Ve bunu yaparken de oradaki belediyelerle de irtibat halindeler. Özellikle New York için söylüyorum, Long Island bölgesi, Brooklyn, Queens tarafında vakaların en fazla olduğu yerde arkadaşlarımız sahada ve orada insanlar dışarı çıkmaya korkarken bizim insanımızın yiyeceklerini kapılarına kadar götürmesi tabii ki hepsini çok memnun etti ve şaşkınlıkla karşıladılar. Hani farklı milletten, farklı inançtan insanların kendilerinin kapılarına gelip temel gıda maddelerini, sağlık malzemelerini, hijyen malzemelerini getirmeleri çok duygulandırdı ve çok da şaşkınlıkla karşıladılar. Böyle bir şeye alışkın değiller. Çünkü Amerika'da şu an herkes kendi dünyasına, iş dünyasına dönmüş durumda. Evlerini stoklamış durumdalar, dışarı çıkmıyorlar. Bütün alışveriş merkezleri, dükkanlar, malzeme yok, yiyecek yok. Çok ciddi bir şekilde insanlar tedbir alırken bizler sahada olmaya çalışıyoruz ve onların yanında olduğumuzu ifade etmeye çalışıyoruz. Bu onları şaşkınlıkla karşıladı, mutlu etti. Kendilerinin böyle unutulmadığını gördükleri andan itibaren mutluluklarını ifade ettiler. Tabii bu konuda Erol Bey, Long Island bölgesinde özellikle Amerikalılarla iç içe faaliyetler yaparken çok güzel anılar da gerçekleştik. Bir anda kapıyı açıp da ne oluyor? Bunlar kim diye şaşkınlıkla bakan insanlar oldular tabii. Ve bunlar tabii ki bizi gururlandırdı. Çünkü biz hani din ayrımı yapmadan, millet ayrımı yapmadan ihtiyaç sahibi olan insanlara yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de Müslümanlığımızı ve Türklüğümüzü ifade ettiğimizde de çok ciddi manada memnun kalıyorlar. Çünkü Amerika ile Türkiye arasındaki siyasi polemik şu anda gündemde olan bir şey. Özellikle bu Suriye meselelerinden sonra. Bizim onların müttefiki olduğumuzu da bir kez daha görmüş oldular. Çünkü sadece iyi günde değil, kötü günde de yanlarında olduğumuzu gösterdik. Ve bu konuda da çok memnun oldular. Bu konuda Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi elinden geleni yapmıştır. Çünkü çok büyük bir ülke burası. Ve her bölgedeki temsilcilerimiz karış karış geziyorlar sahayı. Kimin ihtiyacı var, kimin ihtiyacı yok, bunları tek tek belirliyorlar. Ve bizlere iletiyorlar. Öncelikle Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplar Başkanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda yardımlarını hiç eksik etmediler.
Devletimiz sadece sağlık ve hijyen noktasında değil, aynı zamanda temel gıda noktasında yardımlarını eksik etmediler. Bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. En çok zarar gören öğrenciler oldular. Biz sahada gezinirken ve yardım yaparken öğrenciler kendilerini yalnız bırakılmış, terk edilmiş, paralarının olmadığı bir dönemde bizlerin yardım eli onları çok memnun etti. Çok ciddi manada gözleri dolan, mutlu olan. Hatta birkaç tane öğrenci bizimle bağlantıya geçtiğinde daha sabah kahvaltısını yapmadığını ve akşam 8 saatlerinde bu arada bizi aradıklarında gerçekten de biz gittik baktık ve bu arkadaşların evlerinde gerçekten yiyecek erzak olmadığını gördük. Ve tabii biz bunu görünce daha da şeyimizi büyüttük. Yardım paketlerimizi büyüttük. Şu an itibariyle Perşembe günü itibariyle 1200 aileye ulaşmış olacağız. Ve biz bunu her hafta 400 aileye yardım yapmaya devam edeceğiz Ramazan boyunca. Şu an Ramazan ayındayız, mübarek bir aydayız ve oruçlu buna da devam ediyorsunuz. Önemli çalışmalar içerisinde bulunuyorsunuz. Peki bundan sonraki bir özel olarak bir hedefiniz var mı? Yani sayıyı olabildiğince fazla tutmaya çalışmak gibi bir hedefiniz var, yoksa yapmaya çalıştığınız başka çalışmalar da var mı? Şöyle söyleyeyim, biz daha da fazla yardım yapmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ben 400 aile, her hafta 400 aileye yardım yapacağız derken bu daha da artabilir. Eğer talep fazla olursa biz bunu 1000'e bile çıkarabiliriz. Bu konuda arkadaşlarımız çalışıyorlar ve aynı zamanda web sitemiz üzerinden de insanlar bize başvuru yapıyorlar. ourtask.org/covid19 linkine tıklayarak formu doldurabilirler. Bizlere ulaşabilirler. Biz kendilerine erzaklarını hemen ulaştıracağız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi herhangi bir limitimiz yok. Gelen talebe göre biz hazırlıklıyız. Biz her hafta 400 için şu an itibariyle hazırız. Eğer o talep artarsa biz bunu daha da artırabiliriz. 1000'e kadar çıkabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Yayını sonlandıracağız şimdi. Zaten sıcak bir gelişmeydi Türkiye'nin Amerika'ya yardımının ABD'ye ulaşmış olması. Asıl ana konumuz buydu ama bununla birlikte bazı detayları da sizlerden almış olduk. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde zaten diğer gelişmelerle, diğer detaylarla yine Türk-Amerikan Ulusal Toplantı Yönlendirme Komitesi takipçileriyle ve Amerika'da yaşayan Türk-Amerikalılarla ve diğer takip etmek isteyen isimlerle buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. İyi yayınlar, iyi akşamlar diyoruz. İyi akşamlar. Olay.